Biliyorsunuz zaten kıblenameler var. Onlardan efendim kuzeyi gösterir, zıt tarafı güneyi gösterir. Ona göre kıbleyi tespit edersiniz. Ama kıblename olmadan nasıl buluruz acaba Kabe'yi? Fevelli veceke şatral mescidil haram. Mescid-i Haram'ın yönüne doğru yüzünü çevir. Biliyorsunuz Peygamberimiz namaza başladığında, efendim ilk ya namaz emri geldiğinde daha doğrusu, Peygamberimiz peygamberliğin ilk günden itibaren namaza başladı da böyle beş vakit namaz yoktu. İkişer rekat vardı. Sabah, öğle, akşam vaktinde ama Miraç'ta Peygamber'e beş vakit namaz emredildi biliyorsunuz. Beş vakit namaz emredildikten sonra Peygamber'in gönlü Kabe'de ama talimat Mescid-i Aksa'da. Yani nereye çevir? Mescid-i Aksa'ya çevir yüzünü. Peygamber yüzünü oraya doğru çeviriyordu. Kabe'ye değil ama öyle bir duruyordu ki Kabe'yi de araya alacak bir pozisyonda kıbleye duruyordu. Allah onun için Medine'ye dönüldü. Medine'de böyle devam etti. Bir müddet nereye döndü? Kudüs'le Kabe'yi ikisini harmanlayan bir yön içinde dönmeye çalıştı. Öyle bir pozisyonda. Ama Allah peygamberin gönlünün Kabe'de olduğunu biliyor. Allah bize de kıble olarak Kabe'yi tayin edecek. Kıble Mekke değil, Kabe'dir. Şehir değil yani. Kabe'dir ama tabii şehir çok bir nokta olduğu için de buraya döndüğünüzde Kabe'ye dönmüş oluyorsunuz. Zaten nokta nokta o duvarı bulmanız zor yani. Onun için şatra kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Fevelli veceke mescidel haram demiyor. Şatral mescidil haram diyor. Mescid-i haramın yönüne doğru, o yöne doğru dön diyor. Kabe'ye yani. Namazın ortasındayken kıbleteyn mescidi var biliyorsunuz Medine'de. İki kıbleli mescit. Biri Aksa'ya bakıyor, öteki Kabe'ye bakıyor. Namazın tam ortasındayken ikindi, yatsı veya sabah namazı, tartışmalı bir konu bu. Ayet indi. Senin yönünü, yüzünü sürekli Mescid-i Haram'a doğru, gönül yüzünü yani, çevirdiğini biliyoruz Muhammed. Fevelli ve çeke şatra Mescid-i Haram. Öyleyse Mescid-i Haram'a dön artık. Namazın tam ortasındayken Hazreti Peygamber döndü. Sahabeyle onunla beraber döndüler. Ondan sonra Kabe, Kabe-i Muazzama, şerefli beyt, ev, efendim, Müslümanların tümünün kıblesi oldu. İşte onu bulmaya çalışmak lazım. Arkadaşımız soru soracak bu konuyla ilgili, kıbleyle ilgili. Bir kendisiyle görüşelim, ona göre bakalım ne diyecek. Biz şöyle toplayalım hepsini inşallah. Buyurun. Hocam bugün size kıbleyi bilmediğimiz bir yerde kıbleyi nasıl bulacağımızı, etrafımızdaki işaretlerle doğru kıble bulma yöntemlerinin neler olduğunu sizlere soracağım ve doğrusunu öğrenmek isteyeceğim. Bunlardan bir tanesi hocam, açıklık alandayız ve kıblenin yönünü bilmiyoruz. Ben şimdi bir ağacın önünde duruyorum. Bu ağacın bir kısmı, yani şu bölümü gördüğünüz gibi yosun tutmuş. Biz hep ağacın veya kayalığın yosun tutan kısmının genellikle kuzey yönü olduğunu düşünürüz. Kuzey yönü olduğunu biliriz. Ağaçların veya kayalıkların yosun tutan kısımlarına bakarak kıbleyi bulabilmemiz, doğru bir şekilde tespit edebilmemiz mümkün mü? Şimdi açık arazide, açık alanda, ormanlarda veya işte şehrin içerisinde ağaçlar duruyorsa ki en büyük zenginlik şehir içindeki ve ormanlar ki ağaç dikme ibadettir. Ağaç dikme ibadettir. Ağaç kesme cinayettir. Çok önemli ağaç. Şehir içinde, bölgesinde kıyamet kopacağını bilsen filizi dik diyor. Kıyamet koptu. Geliyor kıyamet. Filizi dik diyor orada. Göremezsin ki. Dik diyor ama. Yani orada bir yol gösteriyor bizlere. Çok önemli olduğu için. Onun için çok önemsiyoruz. Lütfen ağaç dikme programlarını genişletelim. Bütün valiler, belediye başkanları zaten yapıyorlar. Daha da. Bazı bölgelerimiz kıraç. Bir ağaç yok ya. Bazı bölgelerden geçiyorsunuz. Arabayla, karayolundan çok yolculuk yapıyoruz çünkü. Görüyoruz kıraç. Bir ağaç yok. Gölgesinde duracağım. Bir ağaç yok kilometrelerce.
Bize yakışmıyor. Biraz daha gayret etmemiz gerekir. Efendim, yosun, ağacın yosunu bu konuda kıbleyi bulamıyorsak bize pratiklik anlamında bize bir açılım sağlıyor. Ne yapacağız? Hanımefendi kızımın dediği gibi ağacın yosunlu tarafı kuzeyi gösteriyor. Onun zıt istikameti güneyi gösteriyor. Peki kıble güneyde midir? Güneydoğuda. Yani güney diyebiliriz. Yani bizim ülkemizde kıble güneye döndüğünüzde kıbleye dönmüş oluyorsunuz. Güneydoğuya, güneye döndüğünüzde kıbleye dönmüş oluyorsunuz. Çok pratik olarak söylüyorum, basit bir şekilde. Onun için yosunun bulunduğu yerin tam zıttına doğru durduğunuzda yosun buradaysa bu taraf, yani yosun burada duruyor. Bu taraf kuzey, o zaman tersine dönerseniz güney olmuş olur. Herhalde anlaşılmıştır. Devam etsin bakalım kardeşimiz. Hocam, bizim bildiğimiz veya duyduğumuz bir diğer kıble bulma yöntemlerinden bir tanesi de güneş tam arkamızdayken veya öğleden sonra güneş biraz daha batmaya yakın gölgemizin uzunluğuna, kısalığına göre kıbleyi bulmaktır. Ben şimdi güneşi tam arkama aldım. Gölgemin uzunluğuna bakıyorum. Gölgemin boyutuna göre kıbleyi ne şekilde tayin edebilirim, ne şekilde bulabilirim? Doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. En kısa olduğu an kuzeyi gösterir, zıttına ise güneyi gösterir. Ona göre bunu bulabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Cevabını hocam verelim. Bir diğer kıble bulma yöntemlerinden bir tanesinde bir çubuğu, tahta çubuk olabilir, uzun kısa fark etmeksizin yere sabitleyip güneşin onun üzerine vurduğundaki gölgesini hesaplayarak bulunduğunu söylerler. Ben yine doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. Tahta bir çubuk yardımıyla biz güneşin ondaki bıraktığı gölgeden hesaplayarak, gölgeyi hesaplayarak bulabilir miyiz kıbleyi ve yönümüzü? Şu şekilde ben de koymak istiyorum. Yani çubuğun dik en kısa çubuğu koydum çubuğun hocam. Çubuğun en kısa olduğu an kuzeyi gösterir, zıttı güneyi gösterir. Yani boyla, duruşla, yani kendi gölgenizle çubuğun gölgesi aynı şekilde.